Merhaba arkadaşlar, ben Murat. Bugün arkadaşlar sizlere YouTube hakkında işinize yarayabilecek 3 tane bilgi vereceğim. Yani izlenebilecek 3 tane video fikri size sunacağım. Siz de bu fikirlerden yola çıkarak videolarını çekersiniz. Daha çok izlenme görüntüler mi kazanacağınızdan emin olabilirsiniz. İsterseniz videoya geçelim. Arkadaşlar ilk konumuz eğitici videolar. Yani arkadaşlar size kısaca şöyle anlatayım. Yani böyle format nasıl atılır? Yani bir şeyi karşı tarafa, yani sizin bildiğiniz bir bilgiyi karşı tarafa aktarmak amacıyla bunu. Yani okulda öğretmen öğreniyor diyelim, okuldan örnek vereceksek. Öğretmen öğreniyor ve size aktarıyor. Siz de başka bir yerden öğrenip böyle bilmeyen kişilere anlatıyorsunuz. Eğitici videolar grubuna giriyor. Windows 10 kurma falan işte böyle. Bunlar arkadaşlar eğitici video olarak geçiyor. Ve şöyle videolara direkt girip bakarsanız zaten nedense hep çok izlenmiş oluyor genelde. Hepsi değil de yani geneli. Bu yani eğitici video fikri cidden güzel bir fikir diyoruz ve diğer konumuza geçiyoruz. Evet arkadaşlar, bu konumuz ise böyle yani diğerlerine göre biraz farklı. Arkadaşlar fikir dayalı bir konu. Yani size şöyle anlatayım. Kendi fikrinizi ortaya koyuyorsunuz ve eğer yani güzel bir fikirse YouTube'da siz videoyu çektikten sonra başka YouTuber'lar da çekmeye başlıyor ve bu fikrin sahibi siz olduğunuz için genelde en çok yani siz izleniyorsunuz. Tabi yani en çok abonesi olan YouTuber'lardan falan da bahsetmiyoruz. Sizin abone sayınız çok olmasa da yine yani bir bayağı izlenebilirsiniz. Ama yani bu izlenme konusunda en önemli konulardan bir tanesi de bu arkadaşlar. Fikir. Kendi fikrinizi çıkartıp bulmanız gerekiyor. Şimdi arkadaşlar diğerine geçelim. Arkadaşlar üçüncü ve son konumuza geçtik. Şöyle söylemem gerekirse fikirden sonraki en önemli konumuz bu. Gülmeme challenge değil tabii ki de. Şu challenge arkadaşlar. Meydan okuma yani. Türkçedeki anlamıyla, terim anlamıyla. Arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle gülmeme, kendine meydan okumaya yönelik ya da arkadaşlarınıza meydan okumaya yönelik böyle değişik meydan okuma fikirleri ortaya atarsanız, bunların haricinde tabii ki kendiniz ürettiğiniz bir şey olursa bunun videosunu da çekerseniz ve eğer böyle ama şunu yapın, yani bir fikri buldunuz diyelim, YouTube'da önce bir aratın bakın yani yapılmış mı daha önce videosu, ona göre yani paylaşın. Eğer cidden yani böyle bir paylaşmamışlarsa direkt paylaşmış diyorum ya. Paylaşın yani. Videoyu YouTube'a yükleyin. Ama eğer yani birisi yüklemişse yüklememezlikte yapmayın, çünkü yine de bunun trendine girme şansı vardır yani, büyük bir ihtimalle yani sizinki de o. Diyelim şöyle söyleyeyim size. Birisi bir videoyu çeker, diğeri de ondan görüp çeker ama bu onun yani ne denir ona? Evet, neydi? Bu kişi onun özentisi olmaz yani. Onun sadece yaptığı bir bulduğu daha doğrusu bulduğu bir fikir üzerinden devam eder yani. Onun izinden gider gibi bir şey oluyor. Bu da ya cidden ayıp bir şey falan da değildir yani. YouTube zaten, YouTube böyle işler. Gördüğünüz gibi zaten hep videolarını zaten açık görüyorsunuz, burada açıklamasını diyorum ya. Başlıklarını yürüyorsun. Arkadaşlar bu şekilde yani. Böyle değişik bir fikir bulursanız direkt yani bence beklemeyin, direkt çekin. Tabi YouTube'da da bakmak isterseniz bakabilirsiniz bu şekilde. Diyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Bu videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir videoda daha görüşmek üzere. Bay bay.